Orhan ve Nuran kızı Berna Sultan Osmanoğlu, Ferhat ve Nuray oğlu Yiğit Onur Özcan ile kendi rızanla herhangi bir tesir altında kalmadan şahitlerimizin şahitliğinde ve davetlilerin huzurunda evlenmeyi kabul ediyor musun? Evet. Mutluluklar diliyorum. Ferhat ve Nuray oğlu Yiğit Onur Özcan, Orhan ve Nuran kızı Berna Sultan Osmanoğlu ile kendi rızanla herhangi bir tesir altında kalmadan saygıdeğer şahitlerimizin şahitliğinde ve davetlilerin huzurunda evlenmeyi kabul ediyor musun? Evet. Mutluluklar diliyorum. Saygıdeğer hocalarım, büyüklerim, Berna Sultan ve Yiğit Onur'un evliliklerine şahitlik ettiniz mi? Bari canlı şahit oldum. Evet. Osmanlı ruhunda, şuurunda hayırlı nesillere vesile ediniz. Amin. Teşekkür ediyoruz hocam. Sevgili gençler, şahitlerimizin, çok saygıdeğer şahitlerimizin şahitliğinde, davetlilerin ve yakınlarınızın huzurunda Beykozlu hemşehrilerimin bana verdiği yetkiye dayanarak Beykoz Belediye Başkanı sıfatıyla sizleri karı koca ilan ediyor ve ömür boyu mutluluklar diliyorum. Rabbim mutlu mesul eylesin. Her daim huzurunuz olsun. Faydalı çocuklar yetiştirmeleri için dua ediyoruz. Temennimiz budur. Unutmayalım. O Türklerin imparatorluğuydu da Türklerin Cumhuriyeti, kim olduğumuzu, kimlerden olduğumuzu, kimlere riyaset edeceğimizi, kimlere mensup olduğumuzu, kimler için yaşayıp öleceğimizi unutmayalım. Çocuklarımıza da bunu inşallah bildirelim. O aile birliğini gösteren vesikayı Berna Sultan'a veriyorum. Siz saklarsınız. Siz de efendim dördüncü çocuğumuz Sultan lakabı resmiyette de aldı. Berna Sultan Osmanoğlu. Allah mesut etsin. Tabii ki sizler İhlas Ajansı olarak bize Nilhan Sultan'ın, efendim Nülüfer Sultan'ın, Yavuz Selim'in oğlumuzun katıldınız. Şimdi de Berna Sultan'ın düğününe iştirak ettiniz. Çok bürokraside yani böyle fazla siyasilerimiz pek çok fazla gelmedi. Evet tabii ki şimdi biz bu savaş başladığından beri daha ilk haftasında bölgeye gittik. Neler yapabiliriz, nasıl yardımlar edebiliriz diye önce bir analiz ettik durumu. En uygun yardım yapacağımız yer Mısır'dan. Biz de Mısır'dan hem Ürdün'den yaptık. Yani Ürdün hükümetiyle, Ürdün'ün El Haşimi Vakfı ile beraber iş birliği yaptık. Sonra arkasında Mısır'da, Mısır'ın Kızılayı'yla beraber. Tabii ki biz bu işlemleri yaparken bir takım izinler alıyoruz. Bu izinler Türkiye'den başlıyor. Ondan sonra Mısır'da bitiyor. Mısır'dan İşler Bakanlığı'ndan ve Kızılay'ın onayı olduktan sonra biz mal alımını yapıp ve Kızılay'ı teslim ediyoruz. Ama teslimiyatı biz El Arişen kapısına kadar yani kontrol ediyoruz, bakıyoruz. Hakikaten bunlar içeri girdi mi girmedi mi? Bir sıkıntımız var. Biraz geç giriyor, biraz az giriyor. Fakat girdikten sonra görüntü alınmıyor. Orada da görüntüler yasak. Güvenlik açısından dolayı. Ama bugüne kadar biz
Yaklaşık olarak 25 tır gönderdik ve bu cuma Allah izin verirse 8 tırımız gidecek Gazze'ye. Allah